Çok değerli, mükemmel, yıllardır hayalini kurduğumuz o oyun şu an karşımızda abi. Ben niye mikrofona yaklaştırıyorum, onu böyle yaklaştırayım. Bu oyuna başlıyoruz, başlamaktayız ve heyecanlıyız. Hemen bir yeni oyun başlat diyorum ve maceramız başlasın abi. Çayımız soğumuş ama ne önemi var? Hellblade'e giriyoruz. Her bölüm başında bir bardak çay alacağım ve hikayeyi kesmeyeceğim. Kardeşim, yoksa geliyor mu? Gözlerimizi anladığım kadarıyla bir suyun içerisinde açıyoruz. Bu arada grafikler yüksekte şu an. Merhaba, sen kimsin? Fark etmez. Hoş geldin. Ses kısık derseniz açayım. Hoşuna gittiyse bir like atar mı? Bir dene. Karakterimizin dışında birisi bize Seuna'yı anlatıyor. Yeniden başlayan bir hikaye. Sanki ikinci bölüm gibi, değil mi böyle? Supra! Is de Supra, değil mi? Baş nefes alıyor. Çantamızda taşıdığımız başımız nefes alıyor. Değişik sesler duyuyoruz. Ekran kendisi titriyor. Yoksa görüntüde bir donma yok diye biliyorum. Şu an kendisi titriyor ekran. Ha, mouse'la sağa sola dönebiliyorum. Konuşmalar duyuyoruz. Şurada bir batan bir gemimiz var. Ne kadar da kabayım. Sana hiç diğerlerinden bahsedeyim. Onları sen duyuyorsun değil mi? Trajediden beri buradalar. Burada herhalde yapımcılarımızı görüyoruz. Bence karanlık aynen Seuna gibi onları da değiştirdi. Sağda direğe geçirilmiş insanlar var. Şurada bir tane aslan var. Kuzeylilerin Hell adını verdiği yer. Kuzeyli dediğine göre acaba İngiltere'de falan mıyız? Bak, gelen sesleri duyuyor musunuz? Gelen sesleri duyuyor musunuz? Köpek köpek köpek. Geri dön, geri dön. It's not safe. Güvenli değil. Geri dön. Burada yine yapımcılarımız gözüküyor sağda solda. YouTube'a gelecek değil mi? Geliyor. Tabi lan. Yani şu an kayıttayım ama bir donma kasma olursa ne yapacağım bilmiyorum. Oyunun ayarları şu an yüksekte bende. Etrafına bakarsan onları göreceksin. Bu olanlar hastalıklar katleden işte. Onlar burada yatar. Her toprakların ve nehirlerinde çürürler. Ama ölüler burada her zaman hareketsiz şekilde yatmazlar. Burası dinlenecek bir yer değil. Ölülerin hepsi aslında ölü değil demeye getiriyor. Bir ıhlanma sesi mi duydum ben? BTV yayında bile kasıyor gibi. Vallahi bilemiyorum. She's afraid. Wouldn't you be?
You'd think she would get used to it by now after so many years. The darkness. It just builds onto itself. Oğlum ne kadar çok insan asılmış gözüküyor, ben mi bu kadar fazla görüyorum? Of. Şuraya bak. Like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. Işığa doğru ilerliyoruz. Seni hissedebiliyorlar. Burada olduğunu biliyorlar. Kalite bir düşüreceğiz, tekrar deneyeceğiz olmadı şu sahne geçtikten sonra. Bak mesela buradan grafiklerden, oha kalite çok yüksek diyor lan. Yükseğe uygulayalım mı? Şimdi de yükseğe uygulayalım ve devam edelim. Kaliteli ayarı vardır ya herhalde. Şöyle ortaya alalım. Bakalım oynanacak mı? Şu an mesela 60 olarak gösterecek mi onu bilmiyorum. Kıyıya yaklaştık sonunda. Kıyıya yaklaştık. Ve hala kaza geçirmiş insanlar. Aklıma direkt kazıklı Voivoda geldi. Voivoda mıydı? Vodvoya mıydı? Öyle bir şeydi. Witcher'da da Vodianoylar vardı da onlarla karıştırdım. Neye bakıyor arkasına, ne bırakıyor, onun ne düşündüğünü biliyorum, onun düşüncelerini duyuyorum. Neyden bahsediyor? Senua onu fark etti ama abo sala attı. Acaba FPS sınırı mı açık? Baktım merdivenle. Grafiklerde mi oluyor? Pencere tam ekran. Valla bilmiyorum. Bir şey yapayım. Kaldırıp tekrar ekleyeyim. Şu pencere tam ekran yerine tam ekran yapalım. Ondan sonra buraya gelip oyunu tekrar ekleyelim. Bakalım düzelecek mi? Tekrar ekledim. Tekrar koydum. Bir de böyle deneyelim. Bazen OBS'ten de kaynaklanıyor ya. Yani bilgisayarla hiçbir alakası olmayabiliyor yani. Savaş zorluğu. Normal. Kolay olsun abi. Fotoğraf modu açık olsun. Tamam. Heh, autosave aldı şimdi. Autosave aldı. Şimdi karakterimi aynen oynatabiliyorum. Şuraya bak. Buralarda pek işim yokmuş gibi gözüküyor. Shift'le koşabiliyorum aynen. Ha, burada bir tane iz var. Sadece şekli gözüküyor.
Sesler çok korkunç bu arada. Otomatik atlıyor engellerin üstünden. Güzel. Orada bir şey mi var? Oğlum hala go back go back diyor ya. Abi. Ananı avradın. Ananı sikeyim. Bu ne oğlum? Durma diyor, durma diyor bana. Oh. Karanlık bir anda aydınlığa döndü. Düzeldi değil mi? Düzeldi. OBS'ten kaynaklanıyor kanka. Bazen mesela böyle pencere modundan alıyorsun, tam ekrana geçiyorsun. Düzeliyor yani kendi kendine. Ben de bilmiyorum yani bilgisayardan ya da yerinden harika. Korkuyorum lan. Çok korktum. Aşağıda devam et yazmasa bekleyeceğim ben bu arada. Elimize kafatasını alıyoruz. Kafatası değil mi bu? Onu da böyle bohça gibi bir şeye sarmışız. Oğlum kadında çok fazla konuşan var ya. Bizim Seuna ile çok fazla konuşan var. 2-3 yerden ses geliyor. Beni fena halde gerdi. Onu asla bulamayacaksınız ama biz bulacağız. İnanıyorum buna. What the fuck? Yukarıdaki yazıları gördün mü? Onu kurtarmak istiyor ama o çoktan öldü diyor. Neden geri dönmüyor diyor. Biz öldüğüne inanmıyoruz abi belki. Oy, Kasekciğim hoş geldin lan sen. Oğlum ben korkuyorum ya. Ne taraftan ilerliyoruz? Köprüden sadece ölüler geçebilmiş. Köprüye giden bir patika varmış. Ve o patika nerede bilmiyorum. Evet gidip bakalım patika ama patika nerede? Ha şurada aynen. Şurada giden bir yol var. Oradan ilerleyebiliriz. Oğlum oynayamıyorum. Çok korkutucu. Bak gelen sesleri size az mı geliyor? Burada bir tane daha izimiz var. Rün dediğimiz değil mi bunlar? Rün. Bunları biz okuyamıyor muyuz peki? Şuradan kullanılan şeylere bakayım. Yok. Bunları okuyamıyoruz. Tuşları denedim ama. Hangi tuşla tırmanıyoruz lan?
Odaklan, etkileşim kur. Ha, tamam. Lan ne diyorsunuz, amına koyarım ha. Oğlum hepsi bir yerden bir şey konuşuyor lan. Bu yolda ilerleyeceğim. Ne gülüyorsun? Aa vallahi geldim. What? Bu ne oğlum? Çin lokantası kapısı gibi amına koyayım. Kapı tehlikeli, dokun ona ne? Tehlikeli dokunma falan yasa. Durut bir yalancı. Durut'u dinlemememiz lazım. Oğlum çok gerildim ya. Davet olsun, ben oynayamayacağım bunu. Ama sen bir yalancısın. Bana yardım mı edeceksin, beni mi sikeceksin? Belli değil yani. Ama ikinci bir insan da yok gibi yani. Kalp gözüne odaklanırsa sen de gözlerinin önünde saklı olanı göreceksin. Bu ne oğlum? Bu M harfi ne? Ekranda çıkan. Eğil odaklanalım. Oğlum ne oluyor ya? Bak E'ye basınca böyle bir M harfi çıkıyor. Kapının köşesinde acaba yapabileceğim bir şey mi var? Bakayım şu E'yi bir. Aha. Bir sürü M çıktı. Burak hoş geldin. Fönlendirip PDF çıkmış. Şimdi sen en seçtin. Ya Sebrum.
Ha bu. Evet. Ne oluyor amına koyayım? Böyle bir işaretimiz var. Bu işaretle ilgili ne yapacağım bilmiyorum. Kapıyı açamıyorum. Kapıyı açamıyorum. Bana bir simge gösteriyor. Ama bu simgeyle nasıl etkileşime gireceğimi söylemiyor. Ne yapacağım bilmiyorum şu anlık. Şöyle biraz ilerleyelim. Geriye dönebiliyor muyuz acaba? Buralarda öğrenebiliyor muyuz? Onu bilmiyorum. Aha. Aha. Yanımızda diyor. Odaklansan onu bulacaksın diyor. Odaklanıyorum. Hadi. Bul onu bana. Oh. Buldum, buldum. Buldum, vallahi buldum. Kapının rengi değişti. Altı yıl boyunca herhalde esir olarak kaldım. Ama Kuzeyli izledim ve onların yöntemlerini öğrendim. Oğlum biraz önce güneş vardı ya. Vay be. Şurada bir patikamız var. Bir ses daha bize katlıyor. Biz defasında onlar uzaklaşmaya çalışmıştı. Gerçek değillermiş gibi davranmışlar ama bu ne işe yarıyor? Oğlum bir ses daha nasıl bize katlar? Zaten 5 kişi birden konuşuyor. Uçuruma bak. Sanırım bu yüksekte olmaya benziyor. Kenarda durup her şeyi yolundaymış gibi davransın. Ama ölümün yanında olduğunu ve ayağın kaymasını beklediğini bilirsin. Bir şeylerin kaybolmasını umamazsın. Dikkatli bas ananın amını nasıl lan? Niye düştüm oğlum? Dur.
Orada bir şey oluyor abi. Bir şey yapmam gerekiyor anladığım kadarıyla orada. Ne yapmam gerekiyor? E ile odaklanabilirim. F ile, Shift ile koşabilirim. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Nasıl düşmemem gerektiğini anlamadım. Ne oluyor amına koyayım? Tamam. Tamam. Sol sol. Tamam. Atla amına koyayım. İleri atla. Oh. Geçtim. Harbiden Sırat Köprüsü'nden geçtim beyler. Şuraya bir odaklanalım abi. Ölüler Dünyası'nın hükümler Loki'nin kızı dev Hela'dır. The world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Hela diye birisi var abi, ölüleri diriltebiliyor ve bizim onunla pazarlık yapmamız gerekiyor. Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ben niye ölüleri dirilten biriyle pazarlık yapıyorum? Bunu aşağı mı inmem gerekiyor? Öyle gözüküyor. Evet. Arkamı görebilir miyim? Korkuyorum da. Heh. Oh, bir saniye. İleride bir şey yok değil mi lan? Selamünaleyküm. Merhabalar. The fight begins. Başarımızı, ilk başarımızı kazandık. Kapı, geri git. Kapıyı açma. Oğlum nasıl geri git kapıyı açmasın? Oo. Kim lan burada? Kim burada? Kim burada oğlum? Ne oluyor amına koyayım? Oğlum bir saniye. Bir dakika. Ananı avradını sikerim ha. Ananı avradını sikerim ha. Amına koyayım oynayacağınız oyun. Siktir git. Bir saniye ya. Ne oluyor oğlum? Sokarım oynatacağınız oyunu. Bu ne lan? Oğlum ben korkuyorum ha.
Biraz su içeyim, su. Aha dedim, bizim karakter öldü. Tam dedim, bizim karakter öldü ha. Aha dedim, geberdi. Ne oluyor lan, elime ne oluyor? Amına kodumun çocuğu, gelişe bak. Kimsin lan sen? Al amına kodumun çocuğu. Bir tane daha geliyor. Ne oluyor lan? Lan amına kodumun evladı. Uf. Karanlığı yenemiyorum ki. Karanlığı nasıl yeneyim ben, karanlığı? Öldük amına koyayım. A vision of what's to come. What the fuck? The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head. Bizim Türkçe altyazılara ne oldu? Vay amına koyayım. Ne oldu dedi, mesaja bastım, geri geldi. Yaşanacakların bir hayali mi, zavallı Seona? Ha biz ileriyi mi gördük? All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Karanlık çürüme her başarısız olduğunda daha da büyüyecek. Çürüme Seona'nın kafasına gelince ve bütün ilerleme kaybedilecek. Oğlum bu çok sinir bozucu bir şey lan. Geri dönüşü de yok değil mi? The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now at least she still has control of her mind. Bulaşıcı bir hastalık gibi bize bulaşmış abi. Ve bizim bundan kurtulmamızın bir yolu yok. Anladığım kadarıyla görevi bitirene kadar sadece ilerlemesini durdurabiliriz. Şimdi geri süper güçlere mi sahip olduk? Ne oldu? Ne kapıymış arkadaş ya? Seona, beni dinle. Bu kapının arkasında Helheim var. Illusions.
İki tane tanrımız var. Önce bunlarla yüzleşmen gerekiyor diyor. İki tane tanrımız var. İlk olarak hangisini seçeceğiz? İlk olan tabii ki sarı renkliyi seçmeyi tercih ederim. Çünkü kırmızı biraz daha zor bir tanrı gibime geliyor. Vay amına koyayım. Ben sarı iyidir dedim. Ateş tanrısıymış bu sarı olan. Tamam. Farklı bir map'e geçiş yaptık. Ateş tanrısını bulmamız gerekiyor. Ateş. Benim anlamadığım bu ateş tanrısı basit bir şekilde falan mı ölüyor yani? Anlamadım yani, basit bir şekilde falan mı ölüyor? Bir de ateş tanrısının yeri neden böyle yeşillik güzellik? Aha. Sol tarafta bir yer var. Oo. Ananı avradını sikeyim. Gel amına kodumun çocuğu, gel. Gel anayım. Anayın amını böyle sikerim senin. Bu ne oğlum? Öldükçe yenisi geliyor. Anayın amını sikerim sen lan. Tut. Kaç. Uf. Çok dikkatli ilerlemem lazım. Her kaybettiğim round içimdeki kötülüğü daha da arttıracak. Evet, işte bu, yendim seni. En sonunda zaten otomatik olarak kılıcı kınına soktuğu için bir şey yapmama gerek kalmıyor. Görüntüde bir problemi yok değil mi buralar? Şimdi bir kapıya geldik. Buraya bir odaklanıp bakalım şöyle. Ne oluyor? Kokusuna da duyabiliyorum. Yanan insan etinin tattığı iğrenç kokusu ve rüzgarın taşıdığı ağlama seslerini de duyuyorum. Sen duyuyor musun Siona? Neye diye bir işaret çıktı. Ve benim bu işareti bir yerde bulmam gerekiyor. Neye işareti? Evet, aramaya koyulalım. Sanki buralarda bir yerde gibi bir hissiyat var ama. What the fuck? Buldum sanki. Buldun mu? Yok. Hmm.
Buralarda yok gibi. Şuraya bak be. Acaba nerede? Ben böyle hep duvarlarda arıyorum ama umarım doğru yerde arıyorumdur. Ne oluyor lan? Abi hissediyorum burada bir yerde ama. Sadece neye gözüküyor? Ya he yani ne derken? Bir tane de Y vardı. Y nereye gitti? Ekranda iki harf vardı. Biri gitti. Tekrar deneyeceğim. Ha, yok geri geldi. Şu an geri geldi. Şurada bir Y var. Ama Y her yerde var gerçi.
Heyi buldun mu? Bana mı öyle geliyor? Herhalde buldum. Şimdi sıra Y'de ha. Yeğen nerede? Kapıda bir işaret çıktı. Birini yaptım herhalde. Oha. Buradan bakmam gerekiyormuş. Buradan bakınca çizgili Y oluyor. What the fuck? Çok zor yerlerde bu arada. Bir saattir map'i dolaşıyorum. Şimdi yolu açtık. Diğer mekanizmanın dillerini onundan. Birçok diyara gittim. Bu bahsettiğin karanlığı iyi bilirim. İleride bir büyük bir ateş var. Büyük ihtimalle orada bizim aradığımız kişi. Diğer kap... Oo, Truva atı var. Otosave alıyor zaten kendi kendine, güzel. Burası da neresi? Gel gel, amana kodum onu oğlu, gel. Kaç 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 kaç. Canım niye azaldı benim bu kadar? Oğlum iki darbe ile... Of. Canım az, canım mı az, bana mı öyle geliyor? Uf. Gel gel. Ananı sikeyim. Kaç. Orospu çocuğu. İki ve bir yakışıyor mu lan size? Amcın oğlu. Gel gel gel. Gel 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 gel. Kahpenin çocuğu seni. Uf, bu nasıl bir şeydi lan? Zorlandım ha. Oh, burada bir kapı açıldı. Kurban ayini yapılmış burada ya. Buraya mı odaklanıyoruz? İyi. Buraya odaklanmam gerekiyor.
Lan ne oluyor? Ananı sikeyim. Ayakta, ayakta durana dokundum, tuzla buz oldu lan gözümün önünde. Koluna baktı, koluna niye baktı? Başarısız mı oldum ben şimdi? Herhalde başarısız oldum. Bir daha gönderecek beni oraya. Ateşi bul. E ben biraz önce ne yapacağım bilmiyorum ki. Herhalde tekrar başlatacağım burayı. Aha. Ne yapacağım? Ne oluyor amına? Ya abi dışarı çıkmamam gerekiyor ya. Oy zormuş burası. Vallahi zormuş. Bu da ilerliyor. Ben anlamadım ki nasıl yapacağız o zaman. Yok abi dışarı çıkarak değil ya. Burada bir şey yapmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Ananı sikeyim. Bu da ne? Kuzeylilerin anlattığına göre dünya yarısı boyunca masumlu bir dünya varmış. Parlak, sıcak ve alevliymiş. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Oyun bize güzel bir ders verdi. Durmaman lazım diyor.
Gerçekten oyun bize güzel bir ders verdi. Ateşi bul diyor. Tamam, bu yoldan ilerleyeceğim. Hava bir karardı. Buradan çıkabiliyor muyum? Hayır. Diğer tarafı deneyelim. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the black one because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword. And at the end of the world, he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Güzel bir inanış baba. Saygı duyuyorum. Peki ben buradan nereden gidebilirim de attım? Oradan benim zıplamam gerekiyor. Başka bir yol yok. Aynen. Neden başka bir yolluk? Var mı yoksa? Ha. Burada bir yer daha var gibi. Evet, başka bir yol varmış. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes, but they just screamed like helpless. Burası da neresi? Yeni bir yer buldum. Ne oluyor? Amına koyayım, ne oluyor? Şuradan mı gitmem gerekiyor? Nereden gideceğim? Burası ateş amına koyayım ya. Nereden gideceğim lan? Çıldıracağım ya. Çok zor. Gerçekten çok zor. Şurada bir yer var gibi. Büyük ihtimal oradan gideceğim ama orası da işte ateş var. Buradan çıkış yolu yok gibi. Buradan bir yer var mı? Buradan da yok gibi. Şurada bir bakayım. Bir şey yapabiliyor muyum buradan? Yok. Tekrar ateşlerin içindeyiz. Aynen burada bir yol var. Burada bir yol var. Ne oluyor lan?
Koş ananı avradını sikeyim, koş. Koş. Run amına koyayım, run. Kafama odun düştü. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Find your own path, like I find mine. My gods abandoned me. I am alone. Tanrım beni terk etti, yalnızım diyor. Bizim diğer abi de bizi ateşliğe davet etti. Teşekkür ederiz. Yolu cidden zor buldum. Bu kadar çok ölürsem büyük ihtimal hikayenin sonunu göremeyeceğim. Ama elimden geleni yapmayı hedefliyorum. Burada bir girişimiz daha var. Bakalım neymiş. Aynı şeyi söylüyor. Yine ateşi bulmamız gerektiğini söylüyor bize. Tamam dostum, ateşi bulalım. İleride bir kulübe görüyorum. Yine bir işaretimiz var. Orada hiçbir şey göremedim. Terk edilmiş gibi gözüküyor. Üst kata da bakacağım. Bir yol var. Tamam. Şurada bir kulübemiz ve bir kapımız daha var. Bu kapıya bakmadan önce şuralara bakmak istiyorum. Lan hiçbir etkileşime gitmiyoruz. Of. Çift M ve R şeklinde bir sembolümüz var. Şimdi bu sembolleri bulmamız gerekecek anladığım kadarıyla. Her kuzey karanın doymuş tanrılarını tapar. I come from Eren, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha-De-Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Biz de hayatta kalmak için kötü şeyler yapacağız gibime geliyor. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Sanki burada bir işaret çıkacak gibi ama. İşaretimizin biri burada gibi gözüküyor. Ama nerede? Şurada bir sunağımız var. Oo, bu da ne? The Northmen believe that the world will be destroyed someday. Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies.
There is nothing they can do to prevent it. But Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Tanrılarla hiç arası iyi olmayan bir adamla beraber ilerliyoruz. Bakalım sonumuz ne olacak? Bir R. Burada bir R arıyoruz. Biz önce üst kata çıktık. Acaba üst kattan bir şeyler var. Biraz da buraları gezelim. Ama buralarda hiç işaret çıkmıyor bana. Hani yakınında bile değiliz anlaşılan. Aha. Buldun mu? Aa, vallahi buldum. Oha, yerde çiziliymiş. Sen ne diyorsun? Tavana çıktık ve yerde çizili olduğu çıktı ha? The fuck? Şuraya bak, yerdeymiş. Heh, diğer harfimiz de buralarda bir yerde. Buralarda bir yerde. Oraya da mı tavandan bakacağız diğer içinde acaba? Hani tavana çıkacağım ama buradan karşıya geçiş yok gibi gözüküyor. Buralarda bir yerde. Aha, buldum. Vallahi buldum. Bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Al 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 al. Ha, bu da tahtalardan oldu. İşte bu be. Nesin sen be? Gideceğim yolu da bulurum ha. Şimdi kapımızın açılışına şahitlik ediyoruz. Açıl Susamko, açıl. Yeni bir bölümde dahayız. Ama burada ilerleyecek pek bir alan yok gibi gözüküyor. Ben mi yanlış görüyorum? Ha. Yeni bir sunağımız var. Wow. Haram. Buradan çıkmamız lazım. Biz sunak yakıp ilerliyoruz anlaşılan. Aa, evin içinden mi geçeceğiz? Yapma. Yıkılır bu ev, yapma. Yapma, amına koyayım, yıkılır bu ev. Ben sana dedim ya. Kapı kapalı, ananı sikeyim. Aa, üst kata çıkacağım. Çık. Devam et. Köprü yıkılmaz değil mi lan? Ananı sikeyim. Kaç. Allah belanı versin seni ya. Go!
Uf uf. Of. Ya oğlum iki tane bunlar. Ölme, ölme, ölme. Ah. Gerçekten zor. Gerçekten zor. Zor, 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 zor.